Of! Ne geceydi değil mi? He, ne geceydi? Ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun beni öpmeler filan? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Takıldın mı sen ona? Volkan'ı kızdırmak için yaptım ben onu. Oldu o canım, oldu. Sen kankanı kızdırmak için beni öpemezsin, tamam mı? Hareketlerine dikkat edeceksin. Ya dua et, insaflı davrandım. Bak bunu bir daha tekrarlarsan çok fena olur. Niye büyütüyorsun bu kadar alt tarafı yanağından? Ufacık bir öpücük aldım. Dövseydin bir de. Kerem, durumu normalleştirmeye çalışma. Biz seninle bir amaç için beraberiz değil mi? Bence bunu aklından çıkarmasan iyi olur. Çıkarmam, merak etme. Hem sen çalışmayacak mıydın ya? Çalışamıyorum diye ağlayıp duruyordun. İyi çalış işte, işine gücüne bak. Çalışacağım, çok işim var. Görmüyor musun? Dosyalarımı yığdım oraya. Çalış sen çalış, yani koskoca şirketin kurucususun. Yani sen çalışmanın keyfini sürerken ben de bu rahat, yumuşak yatağın keyfini süreceğim. Bu saatte arıyor. Volkan da arıyor olabilir gerçi ama. Yok yok, kesin sırma denen uyuyalanı arıyor. Baksana hazır ola geçti resmen. He selam, uyanıksınızdır diye aradım da sizi konuşu. Bu işten çıkarılacaklar listesi, evet. Şimdi 8 kişi bana biraz fazla geldi. Tabii yani tasarruf konusunda hemfikiriz ama 8 kişi. Tamam. Tamam, tamam. Haklısınız, haklısınız. Görüşmek üzere. Baksana ya, nasıl bozuldu. Kim bilir ne dediyse o kadın. Kerem ne oldu? Sen bir sinirli misin? Sinirlendin mi? Sen beni mi dinliyordun? Ben seni nasıl dinleyeyim oturduğum yerden? Bak kitap okuyorum ben 2 saattir burada. Görmüyor musun? Kaç sayfa okumuşum. Yeşil Raylar yeni kitabım. Bu sinir muhabbeti nereden çıktı o zaman? Basbayağı beni dinliyormuşsun işte. Bak sen sinirlendiğin zaman bak eline. Bak bunu yapıyorsun işte. Böyle kalemi hırslı hırslı çeviriyorsun. Onu fark ettim yani. Sen hiç mi fark etmedin? Ayşe, Kerem, uyudunuz mu? Eğer yatmadıysanız sizinle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Bence kesin hatırladı. Yoksa bu saatte buraya niye gelsin? Ayşe, yapacak bir şey yok artık. Buyur baba, gelebilirsin. Hoş geldin. Hoş geldin Musun baba. Bugün bir şey tartışıyordunuz. Bana kriz geldiğinde. Sanki biri... Sizi hatırlıyorum da... Biri daha böyle... Şiddetli bir kavga vardı sanki. Bir... Bu kadar... Biz neyi tartışıyorduk orada? Ya bilmem ki ben... Ben bilmiyorum. Ha şey... Şeyi diyor olabilir misin? Sen o haldeyken biz Feryat Figan'ın yanına koştuk. Çığlık, kıyamet, o kavga gibi gelmiş olabilir mi sana? Tabii tabii Muhsin babacığım, odur yani. Ne olacak? Galiba o şeyler bana öyle geldi. O bağırdınız falan. Onu şey yapmışım. Neyse. Önemli değil. Hadi yatın siz, yatın. İşte o şey olunca öyle. Bir şekilde gitmiş ama bana bir o... Yok ya, tabii şey değil ya. Evet, öylesine bir şey duyunca onun stresi tabii canım. Kolay bir şey değil ki o. Ay yok. Çok ben dayanamıyorum. Benim kalbim çatlayacak artık. Benim kalbim bunlara dayanmaz. Ben strese dayanamam bu kadar ya. Olsana Ezra, bir ağrı girdi. Gerçekten felç geçiriyorum. Üf Kerem ya.
Biz buna artık ne kadar dayanırız bilmiyorum. Dayanamayacağız. Ya Kerem, ne yapsak, gidip Muhsin Baba'ya her şeyi anlatıp kurtulsak mı acaba? Saçmalama, doktor ne dedi hatırlamıyor musun? Kalp ritmine dikkat edin dedi. Olmaz, öyle bir şey yapamayız. Ya tamam da ya kendi kendini hatırladığında birden bir kriz gelirse? Biz alsak Muhsin Baba'yı karşımıza, böyle tane tane, sakin sakin her şeyi anlatsak sebepleriyle, ha? %50 %50 diyorsun. Ben babamın hayatıyla yazı tura atamam. Ya yok, haklısın yani, böyle söyleyince olmadı tabii, saçma oldu. Sen kadın parfümü mü kullanıyorsun? Kokunu mu değiştirdin? Senin kokun değil ki, ne yaptın sen? Ha, şeyindir, ısırmanın kokusudur, dipdibeyiz ya. Pek dipdibeyle alakası yok bunun, yani bütün şişeyi üstüne bocalamış gibi. Bütün parfümü sıkmış sanki yani üstüne. Ne yapayım, üzerime sinmiş işte. Ne diyeyim kadına, sen parfüm kullanma mı diyeyim? Ha, ben şimdi onu mu kastettim Kerem? Ben öyle bir şey mi söyledim? Ya sen hareketlerine dikkat et. Sırmayla mesafeni koru. Bak bu kadarını söylüyorum, bak bu kadar. Hayda, bu kadarını değil, hepsini söyle. Ne yaptın, dinleme cihazı falan mı koydun? Bizi mi dinliyorsun hep sen? Ay hayır tabii ki. Ama insanlar konuşuyor. İşte, sen de bir kıskançlık sezmeye başladım. Keremciğim, bunun kıskançlıkla alakası yok. Ben kendimi koruyorum. O şirkette herkes beni tanıyor mu, tanımıyor mu? Tanıyor. Yani bak, beni rezil etme. Yeter. Lütfen beni rezil etme. Sadece bu kadar yani. İyi, tamam. Mesafemi korurum, merak etme. İçin rahat olsun. Ya git, insanların gözü görmesin. Ne yapıyorsan yap. Kızım, ben burada nelerle uğraşıyorum, sen neyin derdindesin? Ya sen o kadınla nasıl dip dibe çalışıyorsun? Bütün şekeri üstüne boca etmiş gibi. Ne biçim parfüm o ya? Midem bulandı. Böyle bir parfüm olmaz. Böyle bir koku yok. Nereye kadar bu pembe rüyalar?